Arkadaşlar merhabalar. Bir önceki dersimizde üreme sistemini anlatmıştık. Bu dersimizde ise sistemin devamı olan döllenme kısmıyla devam etmiş olacağız. İkincil oositi hatırlayın. Oogenezde bahsetmiştik. Birincil oositlerin meyoz bölünme sonucu oluşturduğu yapılardı. M kromozomluydu. Spermin de M kromozomlu olduğunu biliyoruz. Bunu ezber yapmayın. Meyoz bölünme sonucu oluştuysa kromozom sayısı yere inecek. N kromozomlu olacaklar. Bu yüzden size N kromozomlu demez, haploid çekirdek der. Haploid çekirdeğin N kromozomlu yani 23 kromozomlu olduğunu unutmuyorsunuz. İkincil oosit ve sperm çekirdeğinin kaynaşmasına biz ne diyoruz? Döllenme diyoruz. Döllenmiş yumurta ne diyorduk? Zigot diyorduk. Burada ilk defa duyacaksınız. Yumurta tarafından salgılanan bir kimyasal var. İsmi pertuzilin. Görevi ne? Spermin yumurtaya yönelmesini sağlar. Bu sayede tür içerisinde döllenmeyi sağlar ve spermin her yumurtayı döllemesini de önlemiş olur. Yumurtanın şeklini daha önce göstermiştik. En dışta folikül hücreleri, sonrasında zona pelusuda tabakası, yumurta zarı, sitoplazma ve yumurta çekirdeği vardı. Yumurtaya yönelmiş olan sperm folikül hücrelerini aşarak zona pelusuda tabakasına, sonrasında da yumurta zarına ulaşır. Burada spermde bulunan akrozom enzimleri yumurta zarını eritir ve spermin N kromozomlu çekirdeğiyle yumurtanın N kromozomlu çekirdeği bakın şekilde göstermiş ve kaynaşır ve iki N kromozomlu zigotu oluşturur. Demek ki zigot kaç kromozomluymuş? 2 N kromozomlu. Yani 2 N eşittir 46 kromozomlu. 23 kromozomunu babadan, 23 kromozomunu anneden alan zigot bazı özellikleri bakımından anneye, bazı özellikleri bakımından babaya benzer. Mitokondrisini tüm canlılar annesinden alırken sentrozomunu ise babadan alır. Döllenme gerçekleştikten sonra yumurta tarafından salgılanan bir madde şuradaki zona pelusuda tabakasını sertleştirir ve ikinci bir sperm yumurta girişini önlemiş olur. Tüp bebek uygulaması biyoteknolojik çalışmalar içerisinde çok sık duyduğumuz ve halk arasında da bilinen bir yöntem. Üniversite sınavlarında da fazlaca çıkıyor. Sık kullanıldığı ve güncel olduğu için dikkat edelim. Önemlidir. Tüp bebek uygulaması normal yolla çocuk sahibi olamayan bireylerin başvurdukları bir biyoteknolojik çalışma. Çeşitli biyolojik sebeplerle çocuk sahibi olamayan bireylere kısır bireyler deniliyor. Bu kısırlık sebepleri erkekte sperm sayısının azlığı, spermin yeterince hareketli olmaması, kadında yumurtanın serbest hale gelememesi, yumurta kanallarının tıkalı olması gibi sebeplere bağlı. Kadın ve erkeğe ait üreme hücrelerinin vücut dışı yani laboratuvar ortamında döllenmesine biz tüp bebek uygulaması diyoruz. Tüp bebek uygulamasında iki tane yöntem var. Biri mikroenjeksiyon yöntemi, biri ise in vitro fertilizasyon yöntemi. Buraya dikkat edin. In vitro fertilizasyon yöntemini anlatalım öncesinde. Yumurta anne tarafından, anneden yumurtalar alınır. Belli hormonlar ve ilaçlar verilerek yumurta oluşumu ve yumurta sayısı arttırılır. Anneden alınan yumurtalar ve babadan alınan spermler laboratuvar ortamında döllenmesi beklenerek döllenmiş yumurta anne rahmine enjekte edilir. Burada mikroenjeksiyon yönteminde fark şudur. Bazı erkeklerin spermleri yumurtayla birleşemez. Bu kişilerden alınan spermin baş kısmı özel bir mikroskop altında mikroenjeksiyon, bakın burada göstermiş, yani döllenme kısmı insanlar tarafından laboratuvar ortamında mikroskop altında gerçekleştirilirken in vitro'da kendisinin döllenmesi beklenir. İkisinde de laboratuvar ortamında döllenme gerçekleşiyor. Biri mikroenjeksiyon yöntemiyle çalışanlar tarafından yapılırken birinde kendisinin döllenmesi bekleniyor. İkisi arasında fark budur sadece. Buradan sonrası ise aynıdır. Her iki uygulamada da yani in vitro fertilizasyon ya da mikroenjeksiyon yöntemlerinin her ikisinde de zigotun birkaç gün gelişmesi beklenir. Bakın dikkat edin. Şu annenin yumurtası öncelikle belirli hormonlar ve ilaçlar verilerek annede yumurta atımı sağlanıyor. Yumurta atımında ne diyorduk? Ovülasyon. Normalde dişilerde her ay her bir yumurtalıktan bir veya
Bir yumurtalıktan bir diğer yumurtalıktan bir olacak şekilde yumurta oluşumu gözlenirken dışarıdan verilen hormonlar sayesinde bu yumurta sayısı tüp bebek yönteminde 10-15'e kadar çıkabiliyor. Anneden bu yöntemle oluşturulan ve ovülasyonla fazla hormonlarla gerçekleşilen bu olay sonucunda annede bu yumurtalar alınıyor. Babadan alınan ise spermler arkadaşlar laboratuvar ortamında dölleniyor. Yani döllenmiş yumurta zigot anne rahmine enjekte ediliyor ki biz buna tüp bebek yöntemi diyoruz. Embriyo yaklaşık 4 ila 8 hücreli evrede annenin fallopian tüpüne enjekte edilir. Bu da yaklaşık arkadaşlar ikinci güne ya da üçüncü güne takriben denk geliyor. Sonrasında bu yöntemle anne rahmine enjekte edilmiş oluyor. Rahimde birden fazla embriyo tutunabilir. Bu durumda ikiz, üçüz gibi çoğu gebelikler ortaya çıkar. Nakil yapılmayan embriyolara ne olur? Aynı çift için daha sonra kullanılmak üzere uygun ortamda dondurularak saklanabilir. Yani her seferinde anneden yumurta toplanıp o hormonların alınmasına gerek yoktur. Döllenmiş yumurtalar, zigotlarınız gelişmiş embriyo şeklinde dondurularak istenilen zamanda tekrardan uterusa nakledilip ikinci ya da üçüncü çocuk sahibi olmak isteyen bireylerde kullanılabilir. Burada mikrocerrahi kısımları daha çok tıpla ilgili olan kısımlar çok da önemli değil. Yuvalama tekniği aynı şekilde. Bu kısım önemli. Blastula transferi dediği şey ne? Tüp bebek yönteminde genelde döllenmiş yumurta ikinci veya üçüncü günde rahme yerleştirilirken bu yöntemde blastula evresinde rahme aktarılır. Embriyonun rahme tutulmasını arttırmak için vücut dışında daha ileri bir evre olan blastula evresi. Yani aslında burada demek istediğini ben hemen özetleyeyim. Şunu diyor. Normalde siz embriyoyu 2 gün, 3 gün dışarıda laboratuvar ortamında bekletiyorsunuz. Blastula evresi ise biraz daha uzun bekleyerek daha gelişmiş, sağlıklı olan bir embriyonun anne rahmine enjekte edilmesidir ki bu da embriyonun rahme tutulmasını ve gebelik şansını arttırır. Büyük bir hücre kümesi haline gelir blastula çünkü. Embriyonun rahme tutup gelişmesi kolaylaşır ve sağlıklı gebelik ihtimali artar. Çünkü her tüp bebek yönteminde olumlu cevap alınacak diye bir şey yok. Rahme enjekte edilen embriyo eğer endometrium tabakasına tutunamazsa düşük meydana gelir. Dolayısıyla burada blastula evresine kadar beklenmiş olan bir embriyoda gebelik şansı daha yüksektir. Bu yöntem döllenmiş yumurtanın 6. günde rahme tutunduğu doğal gebelik sürecinin benzeridir. Yani normalde 2. ve 3. günde enjekte ediliyor embriyo rahme. Bunun sebebi ise embriyonun laboratuvar ortamı tabii ki rahim içine benzer böyle yapay ortamlar ama yine de şansa bırakmamak için 3. gün en geç rahme enjekte ediliyor. Ama bu hastalığı evresinde embriyo kalitesi yüksekse 6. gün yani normal gebeliğe yakın bir zamanda enjekte edildiğinde gebelik şansı arttırılmış oluyor diyebiliriz. Gebelik testi. Embriyonun tutunup tutunmadığı için test etmek gerekir. Plasenta tarafından salgılanan bir hormon var arkadaşlar. Bu hormonu saçabileceksiniz. HCG dediğimiz human kronik gonadotropin dediğimiz bir hormon. İnsanda plasenta tarafından salgılanıyor. Ve kanda ve idrarda bu hormona rastlandığı için idrar testlerinde bu hormon var ise pozitif testler alınmış oluyor. Yani plasentada salgılandığı için gebeliğin gerçekleşmiş olduğu ortaya çıkıyor. Bize FCG hormonu o zaman gebelik testiyle ilgili bilgi vermiş oluyor. Şu soruları çözelim birlikte. Sperm oocitle birleşir. Birincil oocitle birleşiyor. Bu oocitle değil. Dolayısıyla yanlış. Zigotun mitokondrisi yumurtadan, sentrozom spermden gelir. Evet doğru. Yumurta ve sperm çekirdeklerinin kaynaşması fallopian tüpünde olur. Başka bir yerde olursa döllenme gerçekleşmez. Doğru. Zona pelustanın sertleşmesi sonucu oluşan döllenme zarı diğer spermin yumurtaya girişini önler. Doğru. In vitro fertilizasyon yöntemlerinde döllenme vücut dışında olur. Her ikisinde de döllenme vücut dışında olur. Sadece döllenme şekli farklıdır dedik. O da doğru. Evet arkadaşlar şimdi döllenme sırasında bireylerde meydana gelen hastalıklardan bahsedeceğiz. En fazla duyulanı AIDS, rengi, bel soğukluğu ve hepatit B hastalıklarından bahsedeceğiz. Cinsel yolla bulaşan hastalıklardır biliyorsunuz.
Önemlidir. Çok sık buralardan da soru geliyor. Ama hocam en önemlisi hangisidir derseniz AIDS hastalığı, yani HIV virüsünün sebep olduğu AIDS en önemli olan hastalıklardan birisidir. Sebebi virüs arkadaşlar ÖSYM tarafından zaten fazlasıyla önemseniyordu. Buradan sonra artık daha çok önemseniyor. Çünkü korona virüsünden dolayı artık hepimiz virüslerin hangi ortamlarda yaşayabildiğini, nasıl yapılarının olduğunu az çok herkes biliyor. Bizim daha biyolojik açıdan bilmemiz gerekiyor. Hatırlayalım virüslerle ilgili kısmı burada o zaman. Ya da soru çözümünde de bahsedebilirim. Burada şunu bilmeniz gerekiyor. ÖSYM'nin aldığı AIDS, frengi, bel soğuklu, hepatit ve döllenme sırasında insana bulaşabilecek olan hastalıklar. AIDS'e sebep olan virüs HIV virüsüdür. Belirtileri değişkenlik gösterir. Lenf bezlerinde büyümeler, ağız ve deride tekrarlayan uçuk, vücutta yara ve kırmızı lekeler, nedeni bilinmeyen uzun süreli ateş, gece terlemeleri, kilo kaybı, ishal, öksürük, ağızda pamukçuk, diğer bakteri, mantar ve protozoon dediğimiz hayvansal küçük bakteriler, hastalıklar gibi fırsatçı enfeksiyonlardır. Burada insan bağışıklık yetmezliği virüsü. Şimdi burada çıkmış bir üniversite sınav sorusu var arkadaşlar. Şunu çok iyi bilmeniz lazım. AIDS de bir virüs sebep oluyor. Virüsün ismi HIV virüsü. HIV virüsü şu anda dünyada AIDS'in biliyorsunuz tedavisi yok, ölümcül. Bunun sebebi ise HIV virüsünün direkt lenfositleri konak alması, yani bağışıklık sistemimizi hedef alması, bağışıklık sistemimizi çökerttiği için buna karşı bir savunmaya geçemiyoruz. Bugün korona için ne diyoruz? Bağışıklık sistemimiz ne kadar güçlü olursa virüslerle o şekilde mücadele edebiliriz. Daha kuvvetli oluruz, daha savunmamız daha güçlü olur diyoruz. Dolayısıyla HIV virüsü direkt bağışıklık sistemini çökerttiği için bugün ölümcüldür. Hala tedavisi mümkün değil biliyorsunuz. Geldik frengi. Frengi arkadaşlar diğer bir ismi sifilis. Bakterilerin sebep olduğu bir hastalıktır. Bel soğukluğu yine bakterilerin sebep olduğu bir hastalıktır. İkisi önemli, dikkat edin. Hepatit B ise hepatit B virüsünün sebep olduğu karaciğer iltihaplanması şeklinde görülen bir hastalıktır. Kan yoluyla ve cinsel yolla bulaşır. Burada size soru olarak hepatit ve HIV virüsünün yani AIDS hastalığının virüsik, frengi ve bel soğukluğu ise bakteriyel bir hastalık olduğu karşınıza gelir. Bu kısmı da göz ardı etmiyorsunuz. Genel olarak arkadaşlar bu şekilde döllenme kısmı. Embriyonik gelişimini ise bir sonraki dersimde vereceğim. Soru çözümünde virüsle ilgili genel bilgilendirmeyi de yapmış olacağım. İyi çalışmalar, kolay gelsin.